Bölüm 58 YGS'de. Kök çarpı kök 12 var. Kök 36 ediyor. Ne demek oluyor? Bu kareköklerin içine çarpım durumunda çarpıyoruz. Kök 36 da dışarıya 6 çıkar. Çünkü karekökteki mantık içeride bir şeyin karesi vardır. Şöyle 6'nın karesidir bu. Şu şunu götürür dışarıya 6 çıkar. Bunda dikkat etmemiz gereken nokta ise şudur. Eksi 6'nın karesi varsa şu şunu götürür eksi 6 çıkar demeyiz. Çünkü eksi 6'nın karesi 36'dır. Pozitif olur. Eksi ile eksinin çarpımı 6 olduğu için o dışarıya 6 çıkar. Dolayısıyla buradan bir şaşırtma sorusu türetiliyor. Ona dikkat edelim. Buraya dönersek bu basit zaten. Kök 3'le kök 12'yi çarptık. Kök 36 dışarıya 6 çıktı. Geldik buraya. Ben diyorum ki karekök sayılara başlarken bir şeylerin kareleri dışarıya normal çıkar şeklinde bir bilgi verildi. Peki bu bilgiyi ben ondalık sayılarda nasıl kullanacağım? Hiç zorlanmaya gerek yok. 0,16. 0,16 aslında 16 bölü 100'dür, değil mi? 16 bölü 100. Pratik olarak şurada 2 virgül içeride olduğu için bölü 100 diyoruz. Eğer 3 tane virgül 3 içeride olsaydı 16 bölü 1000 diyecektik. Neyse geldik buraya. Karekök bu şekilde. Şimdi bunu şöyle yazabiliyorum. Karekök 16 bölü karekök 100. Artık bildiğim karekök sayılara döndüm. Üst taraf karekök 16 dışarıya 4 çıkar. Alt taraf karekök 100 dışarıya 10 çıkar. 4 bölü 10 oldu. Aynı şekilde yanındaki 0 36 da aslında 36 bölü 100'dür. Karekök 36 bölü karekök 100 yazabiliriz ki bunu yazmaya gerek yok. Direkt şuradan da 6 bölü 10 diye çıkarabiliriz. Ben kolay olsun diye yazıyorum. Kök 36 dışarıya 6 çıkar. Kök 100 dışarıya 10 çıkar. 4 bölü 10 artı 6 bölü 10, 10 bölü 10 olur. 10 bölü 10 da 1'dir. Dolayısıyla getirip buraya 1'i yazdığımızda, niye 1'i yazdım? Şurası 4 bölü 10 çıktı, şurası 6 bölü 10 çıktı. Toplamları 10 bölü 10, 10 bölü 10 1'dir. Getirdim buraya yazdım ve 6'ya eşit oldu. Cevabımız 6'ymış. Burada neyi gördük? Karekök sayılarda, normal karekök sayılarda çarpmayı, doğal sayılarda ve ondalık kesirlerde toplamayı gördük.